geçelim aşıya. Aşıda ne durumdayız? Şimdi aşılamada biliyorsunuz birinci adımın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ve ikinci adım başlayacak ki öğretmenler de biliyorsunuz, özellikle bekliyorsunuz bu haberi biliyorum. Onlar da içinde olacak. Çünkü Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı da bu açıklamayı yapmıştı. Ama bir yandan da şu mutasyon belası çıktı başımıza. Biliyorsunuz koronavirüs bir mutasyona uğradı. Nedir, ne değildir? Bir de böyle bir panik var. Yok çift maske, tek maske kurulacak mı, koruyacak mı derken bilim kurulu bugün toplanıyor. Tüm bunları konuşacak. Ve şimdi gündemin detaylarını alalım. Ankara'ya dönelim. Sena Alkan var karşımızda. Günaydın Sena. Bize detayları aktarır mısın lütfen? Günaydın Uğur Önver. Evet, bahsettin. Mutasyon ve aşı bugün bilim kurulunun ana gündem maddesi olacak. Video konferans yöntemiyle sanal ortamda bir araya gelecek bilim kurulu. Hangi başlıkları konuşacak dersek, öncelikle elbette mutasyondan bahsetmek lazım. Çünkü mutasyonlu virüsün Türkiye'de görülmesiyle beraber endişeler artmıştı ve hatta normalleşmenin önünde mutasyonlu virüsün vaka sayılarını hızla artırması bir etken olduğu için engel olarak da görülüyordu normalleşmeye mutasyonlu virüs. Şimdi mutasyonlu virüs çok daha hızlı yayıldığı için esasında bilim kurulu vatandaşlar mutasyonlu virüse karşı kendilerini nasıl koruyabilirler? Bunu değerlendirecek. Bizler tek bir maske takarak dışarıya çıkıyoruz. Ama acaba bu tek maske mutasyonlu virüse karşı yeterli mi? Sosyal mesafemizi biraz daha mı açmamız gerekiyor gibi sorular var. Bilim kurulu üyelerinin de yanıtları esasında belki iki maske takılması daha sağlıklı olacaktır. Kapalı ortamlar duruş süresinin azaltılması daha sağlıklı olacaktır. Ve hatta sosyal mesafelerin artık o 1,5 metreden belki biraz daha fazla açılması gerekecektir gibi açıklamaları oluyordu. Acaba bilim kurulu toplantısında bu konular gündeme yatırıldıktan sonra, gündeme getirildikten sonra mutasyonlu virüse karşı bir önlemler dizisi açıklanır mı bilim kurulu tarafından? Sonrasında yapılacak olası yazılı açıklamada gözümüz bu açıklamayı, bu notları arayacak. Mutasyonlu virüse karşı vatandaşlar ne yapmalılar? Mutasyonlu virüsten kendimizi nasıl koruyabiliriz? Elbette mutasyonlu virüste de son durum nedir? İl bazındaki durum nedir? Bilim kurulu bunları değerlendirecek. Gelelim bir diğer gündem maddesine. O da aşı, aşılama sürecinde gelinen nokta. Özellikle belirli grupların aşılanması başlamıştı. Şimdi ise artık 70-75 yaş gruplarının aşılanması ne zaman başlayacak diye soruyorduk. Gözler bu haftaya çevrilmişti. Dolayısıyla bu aşılama çalışmalarında son durum nedir? Acaba farklı gruplar öncelikli olarak işlenebilir mi? Örneğin okullar açılırken öğretmenler, bazı açıklamalar gelmişti. Yine bu kapsamda öncelik gruplarında son durum nedir? Aşılamada son durum nedir? Bunları da bilim kurulu kapsamlıca değerlendirecek. Bir yandan da yerli aşı çalışmaları var. Bunların da esasında Haziran-Temmuz ayına doğru artık yerli aşının da gündemimize girmesini beklediğimiz ve aşılamanın başlamasını beklediğimiz bir dönem olarak önümüze çıkıyor. Dolayısıyla yerli aşı da son durumunda yine bilim kurulunda ele alınacağını söylemekte fayda var. Kabinenin gündeminde de tüm bu başlıklar vardı. 2-2,5 saat boyunca kabine toplantısında bu konular masaya yatırılmış. Ve hatta normalleşme çıkar mı diye sormuştuk. Ancak normalleşmeye dönük bir takım adımlar özellikle eğitim bağlamında görsek de esnafa, lokantaya dair benzer adımları görememiştik. En çok sorulan sorulardan biri de bu olmuştu. Dolayısıyla bugün bilim kurulu bunları da ele alacak. Gelin şimdi dilerseniz kabine toplantısında neler konuşuldu? Mutasyonlu virüs ve aşılamada neredeyiz? Buna ilişkin arka plan haberimizi izleyelim. Covid-19'un mutasyona uğraması herkes gibi bizim de işimizi zorlaştırıyor. Buna rağmen Allah'ın izniyle bu küresel sağlık krizinin üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. Kabinede gündem Covid-19'da mücadeleydi. Sağlık Bakanı Koca sunum yaptı. Ancak okullarda kısmi açılma kararı dışında normalleşme adımı gelmedi. Edinilen bilgilere göre bunun nedeni vaka sayılarının halen normalleşmeden çok uzak bir noktada olması ve mutasyona uğrayan virüsün çok daha hızlı bulaşması. Kabineden sokak, kafe ve lokanta gibi kısıtlamalara yönelik normalleşme kararı da çıkmadı. Çünkü normalleşme için halen 7000 düzeyinde seyreden vaka sayılarının 4000 düzeyine gerilemesi bekleniyor. Bu nedenle normalleşmenin Nisan ayından itibaren kademeli bir şekilde başlayabileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda önce sokak kısıtlamasının kalkması, sonra okulların tamamen açılması hedefleniyor.
Öte yandan il bazlı kısıtlamaların kaldırılabileceği de belirtiliyor. Testlerdeki pozitiflik oranı %1 ve altına düşen illerde kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması değerlendiriliyor. Bu illerde özellikle sokak kısıtlamalarının kaldırılması ve kapanan iş yerlerinin yeniden açılması gibi adımların atılabileceği beklentisi var. Yerli aşıda gelecek hafta önemli bir aşamanın müjdesinin verilmesi bekleniyor. Buna göre bir yerli aşıda gelecek hafta faz 2 aşamasına geçilecek. En az 4 aşı içinse çok yakında faz 1 izni verilecek. Yerli aşı geliştirmede hedefse en geç Temmuz. Yerli aşının Haziran ya da Temmuz gibi kullanıma hazır hale geleceği kaydediliyor. Ve aşı temin çalışmaları. Dünyada aşıya ulaşım noktasında sıkıntıların artacağı ancak Türkiye'nin bu konuda öne çıkacağı da belirtiliyor. Özellikle takvim ve sözleşme dışına çıkılmış da olsa Çin aşısının Türkiye'ye gelme sürecinin devam edeceği vurgulanıyor.